Buyurun Sayın Burak. Başlamadan önce bir hususu genel kurula arz etmek istiyorum. Buyurun. Efendim bütçeler önemli belgelerdir. Bir bütçeyle ilgili hem kesin hesap hem bütçeyle ilgili Sayın Bakanların bütçeleri oylanmakta, yaptığı işlerin hesabı verilmekte ve bu oylama sonucunda denetim ve güven ilişkisine dayalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Şimdi gerçekten bu bütçeler aynı zamanda bütçeyi uygulayacak olan bakana da güven duyulup duyulmadığını ortaya koyan bütçelerdir. Bu bakımdan çok önemli bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu devam etmekte ve bu operasyon içerisinde bazı kamu görevlileri ve bakanların ilişkileri sorgulanmaktadır. Bütçenin güvene dayalı olması çok önemlidir. Dolayısıyla bu bütçe görüşmelerinin yürütüldüğü bir ortam içerisinde birilerinin savcılıkta ama bütçelerin mecliste olması bu görüşmelerin sağlıklı bir ortam içerisinde yapılmasını engellemektedir. Bu bakımdan eğer uygun olursa bu bütçelerle ilgili belki bunun sonucunda sayın bakanların değişmesi durumu olabilir. Hükümetin alacağı takdirdir. Ama burada eğer biz bununla ilgili bir oylamayı yaparsak bir taraftan bu sebepten dolayı ayrılmaları söz konusu olan bakanlara bir taraftan güven duymuş olacağız. Bir taraftan da böyle bir hususla ilgili bir ortam ortaya çıkacak. Bu da değerli milletvekillerin verdiği oyların yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceğini düşünüyorum. O bakımdan hükümetin özellikle bu konuda bu bütçenin görüşmelerinin oylanmasının bu rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili iddianame ortaya çıkıncaya kadar ve bununla ilgili hükümetin Sayın Başbakan'ın kullanabileceği bir inisiyatif gerçekleşinceye kadar ve milletimizi de bütçesiz bırakmamak ya da dikkate alarak 2014 yılından önce olmak şartıyla son şeylerinin oylamalarının ötelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim. Aksi takdirde bu bütçede eğer öyle bir şey bundan dolayı Sayın Bakanlarla ilgili Sayın Başbakan'ın bir icraatı olacaksa burada milletvekillerimiz yaptığı oylama güven oylamasıdır. Güven duyulan parlamentonun güven duyup da daha sonra bununla ilgili bir görevden alınma gibi bir durum ortaya çıkarsa sistem açısından sıkıntı olacaktır. Ben bu konuyu arz etmek istedim. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Burada hükümet var. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu devam ederken bu operasyonu yapan kamu görevlerinin görevden alınması hukukun üstünlüğüne darbedir. Bu bir parti devleti anlayışıdır. Hiç kimse ayıpların üstünü örtemeyecektir. Eğer bir vicdan isyanı varsa bırakınız da kamu görevlileri çalışsın. Odri meydan diyoruz. O bakımdan bu girişimi hukuk devletine, hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu hükümetin bu konuda bu süreci dönünü açması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Vural.